Mutlu günler. Paranın kripto hali sabah raporuna hoş geldiniz. Kripto varlıklar tarafındaki fiyatlara hemen bakalım. Bitcoin'le başlayalım. Ve konuşurken de aslında genel piyasa tablosunda piyasa değerleri toplamının 1,3 trilyon dolar olduğunu üstte izleyebiliyorsunuz. Yani çok önemli bir varlık fiyatı değişikliği yok. Zaten Bitcoin'e bakarak anlıyoruz. Bitcoin hakimiyetine bakarak da anlıyoruz. Yine %45. Orada çok büyük oynaklık söz konusu değil. Bu açıdan bakarsak işte bugün özellikle Amerika'da öğleden sonra açıklanacak enflasyon verileri son derece kritik. Bu da hani Fed'in faiz artırımı konusundaki ivmeyi hangi noktaya getireceği veya yine bu anlamda hızlandırmaya ne kadar sıcak bakmayacağının anlamak açısından önemli olacak bir veri. Biraz da Amerika'daki enflasyon verisini bekleyen bir piyasa görüntüsü olduğunu söylemek lazım. Peki risk iştahı ne? Burada korku ve iştah endeksine bakıyoruz. Ve ciddi bir tabii gerileme var tekrar. Yani 17'lere kadar çıkmıştı geçtiğimiz günlerde. Yine yüksek sayılmaz. Yani 100 üzerinden 17 yine düşük sayılır ama tekrar artık ona doğru bir yaklaşım var. Bu açıdan baktığımızda halen alım yönünde iştahın olduğuna dair bir sinyal yok. Zaten nasıl olsun, neden nasıl olsun? Amerikan borsasına bakıyoruz, %2'den fazla düştü. Orada zigzag çizilen bir görüntü var. Bir yandan enflasyon görüntüsü var dünyada. Enflasyon sadece enflasyon olsa ayrı bir mesele. Bunun üzerine bir de yavaşlama görüntüsü var. Hatta bir durgunluğa doğru dünya gidiyorum diye baktığınızda siz böyle bir durumda biraz daha riskli alanlardan çıkmayı tercih edebiliyorsunuz. Yatırımcılar biraz daha nakde gidebiliyor. Ve riskli alanlar dediğimizde oynaklığın yüksek olduğu noktalar ilk akıllara gelen noktalardan bir tanesi de kripto varlıklar şüphesiz. O yüzden bu dalgalanmanın kripto varlık yatırımları tarafında bir yatırımcıları biraz bekle göre itti. Bazılarını şu an yatırım yapmaya düşüncesini uzaklaştırdığını görebiliyoruz. O açıdan baktığımızda bu küresel ortamın seyri buradaki varlık fiyatları arasında önemli ama alsat yapmak isteyenler için trade amaçlı işlemler hala hareketli olabilir. Devam edelim Ethereum tarafına bakalım. Ethereum tarafında da şu anda da işte 1800 dolara yakın bir noktada. Düne göre çok değişiklik yok. Yine piyasa değerler arasından en büyüklere bakarsak yani ilk 30 listesine bakarsak orada da en son tabii Tether USD'ye baktığımızda önce dolar TL'yi de görmüş olacağız. 17-15'lerde Hazine Maliye Bakanlığı'nın, SPK'nın, Merkez Bankası'nın, BDDK'nın açıklamaları dün akşamdan itibaren arka arkaya geldi. Hazine Maliye Bakanlığı bir gelir endeksi senet çıkarılacağını söyledi. Şartlarını henüz bilmiyoruz ama buradaki tabloda acaba Türk lirası varlıkla ilgiyi ne kadar arttıracak? Ona bakacağız ama öncelikle dolar TL'de bir açıklama geleceği haberiyle beraber düşüyor olduğunu akşam. 16.85'leri, daha doğrusu 75'leri, 85 oralara kadar indi. Daha sonrasında tekrar bir 17'nin üzerine doğru bir hareket olduğunu görmekteyiz ilk etapta. Devam edelim. Buradan diğer listenin geri kalanına baktığımızda hareket noktalar var mı? Pek yok. Yine ilk 10'da değişimler sınırlı. Devam ettiğimizde yine Dogecoin sonrası resimde de %1'in altında değişimler farkındaysanız. Çok büyük bir resim karşımıza oynaklık çıkmıyor. Devam edelim. Listenin geri kalanındaki tabloda yine %5'lik biraz Chainlink hareketi var ama hani kısıtlı. Polygon biraz daha kısıtlı. Yine artıda ama kısıtlı hareketler. Bunun dışında yine ilk 30'a baktığımızda yine Litecoin'den tutun da Stellar'a kadar çok sakin bir görüntü var. Ve listenin geri kalanında da zaten hani çok oynak bir piyasa resmi yok. Yine gördüğümüz gibi hareketler kısıtlı. Yani kripto varlıklar tarafı bugün de yatay başladı, yatay gidiyor diyelim. Bu noktada Metaverse coinlerine bakalım. Biraz daha ayrıntıya girelim. Burada Mana 1 doların altında ve biraz daha hatta altına doğru gitmiş. 0.96'ya kadar düşmüş. ApeCoin, Sandbox derken hepsinde sert değişimler yok. Yani genel piyasa koşullarına uygun hareketler var. Trendler tarafına baktığımızda orada Bitcoin bir süredir buradaydı. Çıkmış listelerin ama yine ilk 10'da. Fakat işte BNB tarafı oradaki bir soruşturma konusu var. Optimizm orada bir 15 milyon dolarlık bir kayıp var. Ve birçok kendine ait hikaye burada son trendlerde iyisiyle kötüsüyle kripto varlık dünyasında en çok konuşulan coinleri bu şekilde oluşturuyor diyelim. Peki taraftar tokenlarının durumu ne? Taraftar tokenlarına baktığımızda Türkiye'deki futbol kulüplerinin, spor kulüplerinin tokenlarında değişimler çok benzer. Galatasaray'ınki 3,2 dolarda, Trabzonspor 2,25'te, Fenerbahçe 2,22'de. Bunlar piyasa değerleri arasından en büyük coinler tarafı. Onlara bakıyoruz. Göztepe, İstanbul Başakşehir ve Samsun Spor'da da yine değişimler bu sabah oldukça sınırlı diyelim. Bu noktada haberlere bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz bir düzenleme çalışması var ve bu düzenlemede kripto varlıklardan kim sorumlu olacak gözetimden diye baktığımızda geçen gün taslak çıkmıştı. Taslakta da işte Amerikan İmtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun burada daha çok bunun öncüsü olabileceğine dair bir değerlendirme vardı. Yani bu işin denetimi vesaire konusunda sanki bu denetim kurumu, düzenleyici kurum daha ağır basacak gibi görünüyor. Onun başkanından bir açıklama var özellikle Bitcoin madenciliği konusunda. Bitcoin madenciliğinde enerji tüketimi konusu
aslında değerlendirilmeli, bir rapor oluşturmalı, önemli bir paya sahip enerji tüketiminde ve bir yandan da bu konunun ele alınması gerektiğine dair bir çağrısı var. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin konusu Avrupa Birliği gündemine gelmişti, enerji tüketimi konusunda. Bitcoin madenciliği kısıtlayacak türden bir adım gelmemişti. Ama bu Bitcoin'in karşısında zaman zaman sürekli gelecek gibi görünüyor. Onu da söylemek lazım. Mesela Ethereum daha uygun, hem bir yandan daha az enerji tüketimi sağlayacak, bir yandan da oradaki işlem maliyetini azaltacak bir güncellemenin eşiğinde. Ama Bitcoin için böyle bir tabii şu an böyle beklenti veya bir tarih vesaire yok. O tarafa baktığımızda Bitcoin hala o açısından, o tarafıyla sorgulanıyor. Amerika'da devam ettiğimizde Bitcoin konusunda Amerika'nın biliyorsunuz işte bu düzenleme konusu var. Acaba yasak olur mu olmaz mı diye bir süredir tabii kaygı var ama oradaki kaygı son taslakta biraz ortadan kalktı. Zaten bu tasarıyı hazırlayan senatörlerden biri artık Bitcoin'in yasaklanması gibi durumu söz konusu olamayacağını, genel olarak bir Amerika'nın Bitcoin'i kabul ettiğini ve bir anlamda da kendini bu anlamda kanıtladığını söylüyor. Ama tabii ki bir yasal süreç olacak. Bitcoin sadece Bitcoin değil mesele. Kripto varlıklar, işte borsalar, alım satım platformları, bunların hepsinin düzenlenmesi gerekecek. Önümüzdeki dönemde madencilik tarafı da yine burada listede yer alıyor. Hindistan'dan bir açıklama var. Daha çok kısıtlayıcı tarafıyla öne çıkan bir ülke. Kripto varlıklar tarafında kriptoları düzenlemek çok zor açıklaması geldi Hindistan Baş ekonomi danışmanından. Çünkü burada itibari para birimi olmak için gereken testleri henüz geçemedi kripto paralar diyor. Yani zaten Amerika'nın bir emtia olarak sınıflandırmak üzere. Yani bir para biriminden çok bir emtia gözüyle bakmaya başlayacaklar gibi tasarı biraz ona işaret ediyor. Dünyada da eğilim bu şekilde olacak mı? Bakacağız. OpenSea'ya baktığımızda en önemli pazar yerlerinden dünyanın. NFT pazar yeri. Orada da özellikle tabii dolandırıcılık, hırsızlık vesaire vakaları olabiliyor. Bunun önlemlerini önlemek için önlemleri biraz daha artıracaklar. Hatta iki katına çıkaracaklarını söylüyorlar. İşte kopyalama önleme sistemi gibi başka sistemlerinde biraz daha güçlendirileceği söyleniyor. Buradaki pazarların daha güvenilir olması için. Ve Alibaba'dan bir haber var. Yine NFT konusunda NFT pazar yerleri oluşturmak için yeni bir hizmet başlatıyor. Alibaba Cloud'dan yapılan açıklama ve burada bu hizmetin uyumluluk sorunlarını ele alacaklar. Bir yandan hızlı ve güvenilir bir şekilde pazar oluşturmaya yardımcı olacak bir süreç olacakmış gibi görünüyor. Çünkü NFT tarafı da ayrı bir mesele. Orada bunun kabul meselesi biraz daha hani son dönemde kripto varlıkların birçoğuna göre daha ağır anketlere baktığımızda daha yüksek kabul oranına ulaşıyor NFT'ler. Anthony Hopkins ile ilgili bir haber var Twitter'da. Zaten bunun paylaşımını yaptı. Ethereum hamlesi özellikle hangi NFT'yi alması için tavsiyede bulunmalarını istedi diğer birçok ünlüden. Ve Ethereum Name Services'ten de bir alan adı aldı. Yani NFT meselesi ve kripto varlıklar tarafında özellikle ünlü isimlerin biraz daha işte sanat dünyasından diyelim, spor dünyasından diyelim ilgileri çok yoğun. Anthony Hopkins de bu potaya girmiş durumda. Evet, kripto varlıklar tarafında dediğimiz gibi Bitcoin dahil olmak üzere bugün yine sakin başladık. Ama dolar TL tarafıyla yatırım yapan, o tarafıyla bir hesaplama içerisindeyseniz Hazine Maliye Bakanlığı'nın açıklamaları önemli. Kur tarafındaki etkilerini izleyeceğiz. Orada özellikle bu gelir endeksi senede ilişkin ayrıntıların da bir an önce açıklanması bekleniyor ki ona göre yatırım enstrümanı açısından nasıl bir alternatif olacağını piyasa öğrenmiş olacak. Evet, bu noktada paranın kripto hali sabah raporunun sonuna geliyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Lütfen beğenin, takip edin. Çünkü önümüzdeki dönemde yeni içeriklerde yine kanalımızda yeni yayınlarımız olacak diyelim. Pazartesi yeniden görüşmek dileğiyle.